bizim pencereler yele karşıdır. Muhabbet dedin karşı karşıdır. Girebilsen şu sinemde neler var. Gülüp oynadır mele karşıdır, karşıdır. Ele karşıdır. Girebilsen şu sinemde neler var. Gülüp oynadır mele karşıdır, karşıdır. Ele karşıdır. Sabahın seheri günden ileri. Ben kimi sevmişim senden ileri. Ziyaret olmuşsun kurban istersin. Kurban bulamadım candan ileri. İleri candan ileri. Ziyaret olmuşsun kurban istersin. Kurban bulamadım candan ileri. İleri candan. İlaç Gibi Türküler programından bir bahar ayında, Mayıs ayının ikinci haftasında merhabalar diyoruz. Musa Eroğlu tarafından Halk Müziği repertuarımıza kazandırılmış güzel bir eseri seslendirdi sevgili Cem. Cem, zannediyorum sözler Karacaoğlan ama müzik Musa Eroğlu, doğru mu? Yok, değil. Söz de mi? Söz de müzik de Musa Hoca'ya ait değil. İkisi değil. Karacaoğlan'ın da değil. Sanırım Senem'le bunu konuşmuştuk ama Haydar... Şu an tam soyadını hatırlayamadım, evet, ama... Ben, evet, de hatırlayamıyorum. Evet. Musa Eroğlu'dan dinledik, ama şöyle, ondan duyduk. Yani Musa Hoca'yla tabii özümsenmiş bir eser bu. Özdeşleşmiş de bir eser üstelik. Dinleyen ona ait. Zannediyor. Senin sesin de çok yakışıyor. Musa Eroğlu'nu örnek aldığını saz ve seste biliyoruz. Çok dinlediğim için. Evet, çok da güzel seslendirdin. Yani onun verdiği tada yakın bir tat biz de burada hissettik. Mayıs ayının ikinci haftasındayız. Mayıs ayının ikinci haftası sağlıkçılar için önemli bir hafta. Biz ülkemizde 12 Mayıs'ı, Florence Nightingale'in doğum tarihini, Hemşireler Günü ve 14 Mayıs'ı da Eczacılar Günü olarak kabul ediyoruz ve o tarzda o haftaya denk gelen kutlamalarımızı yapıyoruz. Güzel bir sağlık çalışanlarının onur duydukları, mutlu oldukları bir meslek hayatı olmalarını diliyor ve bu parçayı onlara armağan ediyoruz. Şimdi yine sevgili Senem eşlik etti ama sevgili Senem'in kendi sesinden doğrudan vokalist olarak duyacağınız bir eserle, güzel bir eserle devam edelim. Sevgili Senem, önce sen kendin eserini tanıt. Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk.
Yine sizle olmak çok güzel bu güzel programımızda. Ben de bugün ilk olarak Erzincan'dan Bülbül Havalanmış Yüksek Tanrıçar isimli güzel bir türkümüzü seslendirmeye çalışacağım. Şimdiden zevkle dinleyeceğiz. Sevgili Özgün gitarıyla hep bize eşlik etti. Ama biz Özgün'ü fazla konuşturmamıştık. Bugün evet. Eyüp yok. Eyüp'ün mikrofonu Özgün'de. Özgün sen Ege Üniversitesi'nde öğrencisin. Evet, Ege Üniversitesi. Tek öğrencisin aslında. Değil mi? Evet. Tek öğrenci benim Eyüp abi de mezun olduğu için. Evet. Aslında bakarsan içimizde yani beni saymazsanız müzik okumamış, müzik okulu okumamış tek kişi de sensin. Evet, müzik okulu da okumamış. Evet. Ama Cem abinin yanında çalıştığım için Cem abi de bir okul gibi zaten. Güzel yetiştin, repertuar evet. da geniş. Sen sosyolojide birinci sosyoloji, sınıf öğrencisin. Yok, şu an hazırlık mı? Öğrencisiyim, artık bitti sayılır. Yani birinci sınıfa geçtim diyebiliriz yine de. Mayıs'ın ikinci haftası sizde nasıl bir şey öğrenciler için? Bizde vize haftası vize oluyor. Haftası, zor bir hafta. Evet. Ama bizlere eşlik etmek için buradasın, sana da çok evet, teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Şimdi de sevgili Senem'i dinleyeceğiz. Yüksekten uçar has bahçe içinde yarim var değil. Seni seven aşık serinden geçer güzeller içinde. Aşık serinden geçer güzeller içinde yarim var esirgemem vallahi senden
satmaz arda, kölem var değil. Ağzına sağlık, sazlarınıza sağlık. Çok güzel bir eser oldu. Bu sefer Karacaoğlan değil mi? Evet, bu Karacaoğlan. Karacaoğlan müzik kime ait bilmiyorum ama. Ama Erzincan yöresinin bir türküsü Karacaoğlan'a ait. Bunu dinlemiş olduk. Evet. Bizim bir önceki parçadaki Karacaoğlan boşa gitmemiş oldu Cem. Zaten 2-3 eserden bir tanesi Karacaoğlan'a denk gelebiliyor. Sevda türküleri genellikle Karacaoğlan'la en doruğunu bulmuştur. Evet. Şimdi yine biz Sevda türkülerinden mi devam edeceğiz Cem? Evet, bir Neşet Ertaş türküsü bu da. Ama gerçekten mükemmel bir sevda türküsü. Aldın aklım bir bakışta. Onu seslendirmeye çalışacağım. Evet. Aldın aklım bir bakışta, aldın aklım bir bakışta, yaktın yüreğim ateşte, al hançerisine işte, acımazsan vur sevdiğim, al hançeri. Acımazsan vur sevdiğim, acımazsan vur sevdiğim, vur sevdiğim. Al hançerisine işte, al hançerisine işte, acımazsan vur sevdiğim, acımazsan vur sevdiğim, vur sevdiğim. Sevdiğim başımın tacı, sevdiğim başımın tacı, merhamet et bana acı, sendedir derdim ilacı, insaf eyle ver sevdiğim, sendedir İnsaf eyle ver sevdiğim, insaf eyle ver sevdiğim, ver sevdiğim. Sendedir derdimin acı, sen
derdidir derdim ilacı. İnsaf eyle ver sevdiğim, İnsaf eyle ver sevdiğim, ver sevdiğim. Çok güzeldi Cem. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Ben Senem'in vokalini de dinleyince sanki bu parçayı ilk dinlediğim kişinin albümünü dinliyormuş gibi oldum. Sayın evet. Erol Parlak. Evet, orada da Devrim Güranç hoş bir vokal yapmış. Benzer bir vokal güzel yapmıştı. Evet. Senin yaşamında da aslında Erol Parlak'ın özel bir yeri var. Hepimizin evet. çok sevdiği, saydığı değerli bir sanatçı. Evet. Geçenlerde de bizim konservatuvarımıza kendisinin yazdığı Neşet Ertaş'la ilgili yazılmış en güzel eseri kitabının tanıtım gününe katılmıştı. Sağ olsun imzalamış, bir tane de ben elde etme şansını yakaladım o kitabı. Neşet Ertaş'ı en güzel anlatan kitabı yazmış ama onu da en iyi anlayan kişi olduğunu zaten biz tahmin ediyorduk. Senin yaşamında da özel bir yeri var değil mi Erol Parlak? Evet, evet. Şöyle, ben 2000 senesinde İstanbul'da bir albüm çalışmasına girdiğim süre içerisinde bana firma sahibi, yani yapımcımız, işte bir yönetmenin geleceğini söyledi. Benim albümü bir yönetmenin yapacağını söyledi. Tabii İstanbul'da bizim hakikaten de işi iyi yapan, işin ehli olan insanlarla karşılaşabilmemiz biraz mucize. Orada işte o beklenti Erol Parlak'la sonuçlandı. Çok güzel bir yönetmen seçmişler. Evet evet, çok isabetliydi. Senin yazın kışa benzer, bir sevdalı başa benzer benim 2000 yılında İstanbul'da yapılan albümümde yer alan bir türküydü. Müziği bana ait olan bir eser. Sözleri de Karaca olan, işte o Karaca olan hakikaten senin yazın kışa benzer. İkinci sözlerini de Erol abi kendisi yazdı. Hoş bir çıkış oldu. Benim albümüme nasip olmadı ama İlk olarak onu tamam. Erol Bey'den dinlemiş olduk, Sayın Erol Parlak'tan. Evet, Erol Tabii Parlak. Senin eserinin bir şekilde bu kadar büyük bir sanatçı tarafından ilk seslendirilişi zannediyorum o. Bir de şöyle, benim 94'lü 95'li yıllarda yaptığım ilk eserdi bu. İlk eserin tabii Türkiye'de bu kadar onay bulması da çok güzel. Doktora unvanını almış bir sanatçı tarafından seslendirilmesi benim için de son derece keyif verici. Şimdi de biliyorsunuz doçent artık. Doçent, evet. Evet, akademik anlamda da önemli bir emek sarf etti ve hak ettiği yere geldi. Evet. Şimdi buradan tekrar sevgili Senem'e döneceğiz. Senem'i aslında biraz tanıttık. Senem önce İngilizce öğretmeni, sonra konservatuvar mezunu müzik öğretmeni. Evet. Ve nerede kadro bulursa onu da kullanıyor değil mi? Müzik öğretmeni olarak başladı. Evet, şu an İngilizce öğretmeni olarak devam ediyorum. Önümüzdeki sene ne olacak bilmiyorum. Müzik kadrosu bulursa hangisi, merak ediyorum. Onu tercih edersin herhalde değil yani, mi? Yani tabii ki. Şu an koşullar bunu gerektirdiği için. Mecburiyetten İngilizce öğretmeni. Müzik olduğu için. Evet, koşullar şu anda böyle. Ama bu benim yani müzik yaşantıma engel değil. Ben yine okulum dışında çalışmalarımı sürdürüyorum. Çok güzel bir şey aslında. Yani iki tane mesleğin de hakkını vermiş, okulunu bitirmiş olmak da çok güzel bir şey. Ederim. Bu camiada aslında bu ayarda halk müziği sanatçısı da çok az. Bir tane örnek biliyorum ben. TRT'de halk müziği sanatçısı olup aynı zamanda İngilizce filoloji okumuş bir kişi. Makbule Kaya. Buradan evet, Makbule aynı bölümden da mezunuz hatta. Ege evet. Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunuz. Ona da selam olsun. Selamlar, saygılar olsun bizden. Ne yapalım? Nasıl bir eserle devam edelim? Eserimi anons etmeden önce ben de bir duyuru yapmak Tabii. istiyorum. Biz geçtiğimiz haftalarda Ege Üniversitesi Türk Halk Müziği Topluluğu ile Antalya'ya gittik. Üniversiteler Arası Halk Müziği Yarışması sebebiyle. Şefimiz Zeynel Demir hocamız yine konservatuvarımızdan. Orada katıldığımız bütün dallarda Türkiye birinciliği elde ettik. Yine. Klasik yine koro diyelim. Dalında, uzun hava ses dalında, kırık hava yine solo ses dalında, solo çalgı dalında ve çalgılarla toplu icra dalında yaklaşık 10 üniversitenin katıldığı bir yarışmaydı. Orada katıldığımız bütün dallarda birincilik elde ettik. Ben özellikle buradan paylaşmak istedim. Başta hocamız Zeynel Demir olmak üzere bütün öğrenci arkadaşlarımızı, müzisyen arkadaşlarımızı ben tebrik etmek istiyorum. Çok büyük üniversitemiz bir başarı. Üniversitemiz için evet. çok gurur verici bir
tablo bu gerçekten. 5 tane ödülle döndük oradan. Yani 5 dal var zaten. 5'inde de birincilik almış olması ve bunu aslında biraz da geleneğe döndürdü Zeynel Hoca. Evet, evet. Biz alıştık Zeynel'den hep böyle şeyler başarılar. Ege Üniversitesi Halk Müziği Korosu'nun da bütün üyelerini tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Zannediyorum senin Türkiye birincisi olduğun... Evet, benim çok eskide artık. Ama 2003 o da Ege Üniversitesi Korosu'ydu. Evet, yine Zeynel Demir Hocam'ın şefliğinde gitmiştik. Yine Antalya'da olmuştu. Orada ben bir derece elde etmiştim. Çok güzel olmuş. Zeynel Hocam başta olmak üzere bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Sen de şimdi... Yine Musa Eroğlu. Yine tabii Musa Eroğlu bizim peki. Musa Eroğlu olmadan bir programımız geçmez. Şu dağların yükseğine erseler diyelim. Evet. Yine İçel Mut yöresinden. Güzel bir türkü. Sesine soluğuna sağlık. Teşekkür ediyorum. Çok güzel bir türkü. Çok da sözleriyle, her şeyiyle her zaman söylenebilecek bir şey. Olumlu bir şey veriyor. Hep doğruya gider. Evet. Her şey olacağı, isteyenin, güzelin dediğine varır anlamında pozitif bir mesajla bitiriyor. Bu da çok güzel bir şey. Sevgili Cem, seninle başladık. Evet. Yine senin bir eserinle veda edelim bu haftaki programımıza. Sen bize başladığın gibi güzel bir türküyle hangisiyle? Ben hareketli bir türkü okuyayım o zaman. Olur. Bu TRT'de de benim üzerimde bayağı artık böyle iyi duran bir eser.
bir Kırıkkale türküsü, Dursun Uçar'a ait. Sen gülersen gül açılır, yaz olur diyelim. Evet, sevgilinin gülüşü, evet, mevsimi yaz yapacak, kış bile olsa. Çok güzel bir türkü. Senin sesinden ve bu türküyle de programımızı kapatacağız. Evet. Allah'a ısmarladık diyoruz. Sen gülersen gül açılır, yaz olur, yaz olur. Sen ağlarsan hayat karnı dolur. Dost elinde zehir olsa bal olur. Zehrine balına kurban olayım. Zehrine balına kurban olayım. Yüce dağ başında garlar erimez, dost erimez. Sevenin gönlünde güller kurumaz. Gitme gurbet, hele de geri dönür.